İngiliz Reuters haber ajansı sert salgın önlemleri nedeniyle Amerikalı diplomatların Çin'den ayrılmak istediğini iddia etti. Buna göre diplomatlar salgın kurallarında kendilerine esneklik gösterilmesini talep etti. Washington hükümetine bu konuda Pekin'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu ancak sonuç alınamadı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salgın önlemlerinin bilimsel ve diplomatik anlaşmalara uygun olduğunu savundu. NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatına karşı tedbir alıyor. NATO Hava Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Amalie hava üssüne iniş yaptığı duyuruldu. Danimarka ve Estonya'ya ait F-16 tipi savaş uçaklarının ise bölgedeki güçlere takviye olarak bugün Litvanya'ya ait hava üssüne konuşlanacağı aktarılan açıklamada hava devriyesi birlikte daha güçlü ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ithalatı ile ilgili teknik sorunların neden olduğu geçici ihtiyacın giderilmesi için Türkiye'nin Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildiğini kaydeden sözcü, mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğalgaz ihracatı talebe uygun olarak arttırılacaktır ifadesini kullandı. Ukrayna-Rusya sınırındaki hareketlilik diplomasi trafiğini arttırdı. ABD, Rusya'nın güvenlik garantisi taleplerine dair cevabını Moskova Büyükelçisi aracılığıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı'na iletti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken teslim edilen belgeye dair açıklamada bulundu. ABD'nin cevabının Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerle tam uyumlu olduğunu söyleyen Blinken, NATO'nun ise Rusya'ya cevabını ayrıca ileteceğini söyledi. Avrupa Birliği içinde yaşanan çocuk istismarı son yıllarda ciddi boyutlara ulaştı. Son örneği ise İngiltere'de ortaya çıktı. BBC'nin hazırladığı belgeselde Romanya'dan İngiltere'ye kaçırılıp istismar için satılan çocuklar anlatıldı. Romanya'da yalnızca 2020 yılı içinde 429 kayıtlı insan kaçakçılığı vakası kayıt altına alındı. Bu vakaların yarısından fazlasının kız çocuğu olduğu belirlendi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceği bildirildi. Söz konusu ziyaret, İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan tarihteki ilk resmi seyahat olacak. NASA'nın 2021'in sonunda fırlattığı James Webb teleskobu dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngesine yerleşti. Teleskopla evrenin başlangıcına dair bilgilere ulaşılması hedefleniyor.